başkanı bana en az 3 kez telefonda futbolcularım oynamak istemiyor. Bırakın idmana çıkmayı, evden dışarı çıkmak istemiyorlar diyor. Yani bu futbolcuların psikolojilerini Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu tamir edecek bir protokol şu ana kadar ortaya koyamadı, bir çözüm üretemedi. Bu şartlar altında sahaya futbolcuları nasıl çıkaracaksınız? İşte diyor ki Bundesliga Alman Futbol Ligi 16 Mayıs'ta başlayacak. 30 Mayıs'ta da diğer birkaç lig daha başlayacak. Biz oradan öngörülerimiz olacak. Orada nasıl oluyor, neler yapılıyor, ona göre kendimizi tecrübeli hale getireceğiz diyor. Ve şunu da söylüyor Futbol Federasyonu. Madem bunu bugünkü açıklamada ifade ederken, o gün Sağlık Bakanlığı'ndan görüştükten bir gün sonra Sayın Nihat Özdemir basın toplantısında şunu niye söylemedi o zaman? İşte biz 12 Haziran'ı şimdilik diye açıkladık ama biz ilgili mercilere, bunlardan biri mutlaka Spor Bakanı'dır, Spor Bakanlığı'dır, 7 tarih daha belirledi. Ya 7 tarih daha, yani 12 Haziran olmayacak, 12 Haziran'dan sonra 7 farklı tarih daha belirtmişler, 7 farklı tarihte daha ligi oynatabiliriz düşüncesi hakim. Yani o zaman bırakın Haziran'a, Eylül'e kadar herhalde bir tarih belirlediler. Ben zaten hep şunu söylüyorum, Eylül'den önce oynanmaz diye, keşke Eylül'de oynansa. Yani açıklamalar doyurucu değil bu defa. Ve işte bir takım kriterler daha getirmişler. İşte gol sevincinde kulübeye koşulmayacak, tokalaşma olmayacak. Tamam, tokalaşma olmasın da işte eldivensiz topa dokunulursa top dezenfekte edilecek. Vesaire vesaire. Yani 90 dakikada bitmesi gereken bir futbol karşılaşması herhalde 130 dakika falan oynanacak yeni sistemde, yeni kriterlere göre. Evet, onu ben de soracaktım aslında. Bu durumlar, bu önlemler maçın normal gidişatını da etkileyecektir diye tahmin ediyoruz. %100 etkileyecek. Bir defa dediğimiz gibi hiçbir şey eskisi değil. Yani bizler için nasıl eskisi gibi değilse ki Sağlık Bakanlığı'nın çok hoşuma giden Sayın Fahrettin Koca'nın Twitter üzerindeki bir tweetini okudum. Çok hoşuma gitti. Bir gömlek görseli, yanında da bir maske. Evet. Bizim delik kıyafetlerimizden biri artık maske demiş. Gerçekten çok etkileyici, çok halkı bilinçlendirici yönlendirmeler yapıyor. Ben kendisini tekrar tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu 12 Haziran'dan sonra da herhalde bolca böyle futbola dönüş maddeleri içeren yayınlar yapacaklar. Ama futbolcuların zaten psikolojisi bozuk. Bir de bu maddelerle kafalarını iyice karıştırmanın bir anlamı yok. Dediğimiz gibi Türkiye'de işte her akşam 19.30 sıralarında Sağlık Bakanlığı günlük verileri açıklıyor koronavirüsle ilgili. Gün gelecek o müjdeli haberi de alacağız ki orada şunun denilmesini bekliyorum ben. Türkiye'de bugün İşte pozitif vakaya rastlanmamıştır. Dileriz ki öyle olur. Yani bu bilgi açıklandıktan sonra, bu müjde verildikten sonra futbol oynanmalı. Çünkü futbol bir temas oyunu. Futbolcuya ne kadar kuralı öğretirsen öğret ya da aklına kazırsan kazı, adrenalin, kan basıncının bu kadar had safhaya ulaştığı, heyecanın bu kadar yüksek olduğu saha içi mücadelelerinde futbolcu o anda bu pandemi kurallarının birçoğunu düşünemeyebilir. Yani o zaman hakeme diyelim ki futbolcu, hakem hata yaptı, itiraz etti, futbolcu 1,5 metre yaklaşınca cetvelle mi ölçülecek bunu ve bu mesafeyi ihlal eden futbolcuya sarı kart mı gösterecek? Ya nasıl olacak? Ya bunun içinden çıkılmaz bir hale getiriyor Sağlık Kurulu da, Futbol Federasyonu da. Artı dediğim gibi benim hiç hoşuma gitmeyen Sayın Nihat Özdemir'in dediği, hiçbir kulüpte bugüne kadar ajanslara da lig iptal edilsin demedi. Ligin iptal edilmesini istemek çözümsüzlüktür cümlesini kullanıyorlar ve futbol ailesi çözümün bir parçası olsun diyorlar. Ya futbol ailesi, tabii ki kulüpler çözüm isteyecekler ama dediğimiz gibi korku, futbolcunun sağlığı her şeyden önemli ki insan sağlığı, bir insanın canı
Dünya Kupası şampiyonluğundan da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan da daha önemli. Ama dediğimiz gibi ortada da şu anda 26 haftalık bir mücadele var. Ligler oynanamayacak duruma gelirse de biz ligi iptal ederiz cümlesi hiç sağlıklı bir cümle değil. Futbol Federasyonu böyle bir mücadeleyi, böyle 26 haftayı yok sayıp ligleri iptal edemez ki vicdanlar bunu kabul etmez ve hiçbir kulüp başkanı, hiçbir teknik direktör de şu anda lig iptal edilmesin demiyor. Ama Futbol Federasyonu'nun bugünkü açıklamasında liglerin iptal edilmesini istemek çözümsüzlüktür. Yeni bir polemik yaratmaktır diyor. Sayın Nihat Özdemir'e sesleniyorum buradan. Ligin iptalini isteyen bir teknik direktör, bir futbolcu, bir teknik direktör ya da bir başkan ismini ya da yönetici ismini lütfen açıklasın. Kimmiş bu ligin iptal edilmesini isteyen? Çünkü ben dediğim gibi görüştüğüm kulüp başkanları, teknik direktörler ya da futbolcular ligin iptal edilmesini değil, şu anda %30'luk bölümü ligin tescil edilmesini istiyorlar. Bunun nedeni olarak da futbolcularının korktuğunu, evden dahi dışarı çıkmak istemediğini ifade ederek bunun altını bu şekilde dolduruyorlar. Madem ki ligin iptal edilmesini... Kısaca şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki planlar evet. Her şeye rağmen 12 Haziran'a göre yapılıyor. Şimdi bu noktada evet. Gelen haberler var. Pozitif vaka haberleri var. Evet, Beşiktaş'tan, var. Fenerbahçe'den ve alt liglerden bir takım pozitif vaka evet. haberlerini almaya başladık. Şimdi bu takımların haliyle idmanları iptal ediliyor ve doğal olarak bu hazırlık süreçlerine de yansıyacak. Şimdi hazırlık evet. süreçleri her takımın farklı olacak gibi görünüyor bu pozitif vaka olaylarından dolayı. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu hazırlık süreçlerinin farklı olması ligin kalanını 12 Haziran'da başlarsa nasıl etkileyecektir? Bir defa kalite çok düşük olur. Pozitif vakaya rastlanan kulüplerdeki futbolcular diken üzerinde olacaklar belirli bir dönemde. Ve acaba bizde de çıkar mı endişesine sevk edecek futbolculara bu durum. Zaten tedirgin ve korkuyorlar. Bir de takım içindeki arkadaşlardan birinde ya da kulüp çalışanında böyle bir pozitif vakaya rastlandığında iyice korkuları had safhaya ulaşıyor. İşte dediğim gibi bu futbolcuların psikolojilerini tamir etmek lazım, moral vermek lazım, sahaya odaklamak lazım ama bu kadar kısa sürede bunu nasıl başaracaklar bilmiyorum. Pozitif vakaya rastlanan takımlarda tabii ki bir 14 günlük izolasyon süreci olacak. İşte o futbolcularla temasa geçen diğer futbolcular da kendini izole edecek derken dediğin gibi sağlıklı bir idman çalışma durumu ortadan kalkacağı için bazı takımlar lige sağlıklı bir şekilde hazırlanamayacak. Böyle olunca da çok böyle sağlıklı bir lig yarışı da olmayacak kalan 8 haftada. Ama önümüzdeki günlerde emin ol yine hiç istemeyiz ama başka kulüplerde de pozitif vakalara rastlandığını göreceğiz. Bundesliga yani 16 Mayıs'ta başlayacak Bundesliga bizim için en can alıcı örnek, bir ışık tutacak bizim önümüze, Futbol Federasyonu'nun önüne, kulüplerin önüne. Eğer Bundesliga'da işte ligler başlar, ikinci haftada sıkıntı olup tekrar geriye dönülürse bizim 12 Haziran'da başlatmayı hedeflediğimiz Süper Lig hiç başlamaz diye düşünüyorum. Bir de Futbol Federasyonu Başkanı önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu şeklinde yapılan yorumlara çok incindiğini söylüyor. Tabii ki kulüpler için para çok çok önemli ama bütün kulüpler şunu söylüyor. Yani bizim futbolcumuzun can sağlığı çok çok önemli. Tabii ki önemli ama burada kulüpler de çok önemli. Üç gelirden oldular şu ana kadar. İşte maç günü geliri, ticari gelirler, sponsorluk gelirleri ve yayın gelirleri. Yani tabii ki kulüpler için şu anda çorbayı kaynatmak, futbolcuların transfer taksitlerini ödeyebilmek için de para çok çok önemli. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Dediğim gibi bir bu cümle yışık bulmadım. Kulüpler için tabii ki para önemli. İnsan sağlığı kadar. Çünkü sonuçta kulüpler bu mücadeleyi niye veriyorlar? Parayı kazanıp kasalarına para koyup futbolcuların alacaklarını ödeyip kendi kulübünün düzenini çekip çevirebilmek için. Ama diğer taraftan da ligin iptali cümlesi bugüne kadar hiç telaffuz edilmemişken Futbol Federasyonu'nun bu cümleyi kullanması hiç hoşuma gitmedi benim. Peki, Zeki Uzundurukan çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için.
Evet, devam edelim biz haberlerimizle. Fenerbahçeli Geri Rodriguez, sarı lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.